Tabloda popüler bir kahve zincirinin eh, herhalde bu da 1 liralık malı 10 liraya satıp bunun içinde 100 kişiyi kuyrukta beklemek zorunda kaldıklarımızdan birisi neyse popüler bir kahve zincirinin 2000-2006 yılları arasındaki dükkan sayısı gösterilmiş. Verilen dükkan sayısı her yılın başındaki yani 1 Ocak'taki dükkan sayısıymış. Yani mesela 2000 yılında 1996 mağaza, 2005 yılında 6177 mağaza varmış. Yakınındaki iki kesen doğrunun eğimlerinin ortalamasını alarak 2003 yılının başındaki yıllık kahve dükkanı sayısı için anlık değişim oranının yaklaşık değerini bulun demişler. Peki hadi bunu görselleştirelim. Şimdi ben tüm noktaları daha önce bu grafikte işaretlemiştim. Eksenlerin ne olduğunu net şekilde belirttiğimizden emin olalım. Bu yatay eksen bize yılı gösteren T eksenimiz. Evet burası ve dikey eksende dükkan sayısı. Hatta bunun zamanın fonksiyonu olduğunu da söyleyebiliriz. 2000 yılında 1996 dükkan olduğunu görüyoruz. 2003 yılında 4200 72 dükkan var. Bunu mavi renkle işaretleyelim. Evet. 2003'te 4272 dükkan varmış. Şimdi sürekli yeni dükkanlar eklediklerini görebiliyoruz. Hatta neredeyse dakika başı yeni dükkan açtıklarını bile söyleyebiliriz. Burada sadece 1 Ocak'ta sahip oldukları dükkan sayısı örneklem olarak verilmiş. Ama eğer bunu bir sürekli fonksiyon olarak tanımlayacak olur isek bunun gibi bir şeye benzeyecektir. Gerçeğine mümkün olduğunca yakın olması için elimden geleni yapacağım. Muhtemelen evet şuna benzeyen bir çeşit eğri olacak. Bir kez daha belirtmeliyim ki ben burada sadece gerçekte nasıl görünebileceğine dair bir tahmin yürütüyorum. Sorudaki yıllık kahve dükkanı sayısı için anlık değişim oranı denmişti değil mi? Yani zamana bağlı olarak dükkan sayısındaki anlık değişim oranından bahsediliyor. Başka bir deyişle aslında zaman 2003 yılını gösterdiğinde var olan teğet doğrusunun eğimini yaklaşık olarak bulmamız gerektiğini söylüyorlar. Bu teğet doğrusu muhtemelen böyle bir şeye benzeyecek. Evet, şu şekilde çizmek istiyorum ki böylece doğrunun teğet olduğunu görebilesiniz. Soruda yaklaşık değerini bulmamız istenmiş. Zaten tam sonucu bulabilmek için yeterli bilgiye de sahip değiliz. Fakat istenen şeye dair bazı verilerimiz var ve bu sayede mesela bu nokta ile diğer noktalar arasındaki kesen doğruların eğimlerini belirleyebiliriz. Ardından da kesen doğruların eğimlerinin ortalamasını alarak teğet doğrusunun eğiminin yaklaşık değerini bulabiliriz. Yani örneğin 2002 ile 200 2003 arasındaki bu kesen doğrunun eğimini burada bulabiliriz ve sonra bir de 2003 ile 2004 arasındaki bu kesen doğrunun eğimini buluruz. Ardından bunların ortalamasını aldığımızda bu 2003'teki anlık değişim oranı için oldukça iyi bir yaklaşık değer verecektir. Öyleyse hadi bunu yapalım. 2002 ile 2003 arasındaki bu pembe kesen doğrunun eğimi 2003'teki dükkan sayısı eksi 2002'deki dükkan sayısı yani dükkan sayısının değişimi bölü zamandaki değişim yani 2003 eksi 2002 olacak. Peki bu neye eşit? 2003'te 4272 dükkan vardı. 2002 yılında ise 3501 dükkan var. Bölü payda da ise sadece 1 olur değil mi? Bunu sadeleştirirsek bir bakalım matematik işlemlerini şurada kenara yazarak yapayım ki dikkatsizce bir hata yapmamış olayım. 4272 eksi 3501. 2 eksi 1 1'dir. 7 eksi 0 7. 42 eksi 35 de 7'dir. Yani bu 771'e eşit. Demek ki 2002 ile 2003 yılları arasındaki ortalama değişim oranı yıllık 771 dükkan imiş. Şimdi aynı şeyi 2003 ve 2004 arasındaki bu kırmızı kesen doğru içinde yapacağız. Bu kesen doğrunun eğimi. 2004'deki dükkan sayısı eksi 2003'deki dükkan sayısı bölü 2004 eksi 2003 ve bu da bir bakalım 2004'te, 5239 dükkan var değil mi? Evet. 2003 yılında ise 4272 adet dükkan var. Paydadaki yıllar arasında ise sadece bir fark var. Yani 2004 eksi 2003 1'dir. Çıkarma işlemini şurada yapayım. 5239 eksi 4272. 9 eksi 2 7'dir. Sanırım burada yan basamaktan ödünç almamız gerekecek. Diyelim ki 5000'den bir tane 1000 ödünç aldık ve burada 4 kaldı. Sonra bu binliği yani 10 tane yüzlüğü buraya eklersek burası 12 yüzlük yani 1200 olur. Şimdi bu yüzlüklerden birini alıp buradaki onluğa verelim. Burada 11 tane yüzlük yani 1100 kalır ve buradan bir yüzlüğü onluğa verince de burası 13 olur. Buradan bir tane yüzlük aldık ve bunu 10 tane onluk olarak buraya ekledik. Şimdi çıkarma işlemini yapmaya artık hazırız. 13 7 6'dır. 11 eksi 2, 9 ve 4 eksi 4 de 0'dır. Demek ki cevap 967'ymiş. Bu da yıllık 967 dükkana eşit. Şimdi anlık değişim oranının yaklaşık değerini bulmak için bu sayı ile bu sayının ortalamasını almalıyız. Hadi şimdi de bunu hesaplayalım. 967 ile 771'i toplayalım ve sonra bunu 2'ye bölelim. Evet bu işlemi yapalım. Toplamayı şurada yapayım hemen artı 771 yazalım. 7 artı 1, 8, 6 artı 7, 13 ve sonra 1 artı 9 artı 7 de 17 eder. Şimdi bunu 2'ye böleceğiz. 1738 bölü 2 dersek, 17'de 2, 8 kere var. 8 çarpı 2, 16 bunu çıkar. 13'te 2, 6 defa var. 13'ten 12 çıkar ve son olarak 18'de de 2, 9 kere var. 9 çarpı 2, 18'dir ve kalan 0 olur. Evet, kalan 0. Demek ki buradaki teğet doğrusunun eğiminin yaklaşık değerinin, yani anlık değişim oranının yaklaşık değerinin yıllık 869 dükkan olduğunu söyleyebiliyoruz.